strong that I could snap my fingers and you'd all cease to exist. Went forward in time to see all the possible outcomes. Did we win any? It's a small price to pay. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün Infinity War gösterime girdi ve böyle bizim Marvel ağzımıza böyle film yapılır mı demek istiyorum. Yani ne gerek var bu kadar kişiyi öldürmeye, böyle bir soykırıma? Gerçekten bizi bitirdiniz. Ağzımıza. Gelelim filme. Filmi inceleyelim hep birlikte. Şimdiden uyarayım, bol spoilerlı bir inceleme olabilir. Her şeyden bahsedeceğim diye düşünüyorum çünkü film zaten vizyona girdi. Benim gibi merakları ilk günden izlemiştir. O yüzden spoiler içerecek, baştan uyarayım. Önce yönetmenlerden bahsetmek istiyorum. Russo kardeşler gerçekten büyük bir iş çıkarmışlar. Bu kadar oyuncu, 18 filmlik bir serüvenin sonunu çekmek, sonunun ilk bölümünü çekmek diyelim belki de. Gerçekten zor bir iş. Hikaye bu kadar farklı kollara dallanıp budaklanıyorken bunu başarıyla yansıtmak gerçekten önemli bir iş. Kendilerini bu yönden takdir etmek lazım. Hikaye anlatımını hiç sekteye uğratmadan aksiyonu, komediyi, dramı hepsini çok iyi harmanlamışlar. Bu yönden gerçekten takdir edilmesi bir iş çıkarmışlar. Russo kardeşleri buradan tebrik ediyorum. Daha önceki yaptıkları Civil War filmi, Winter Soldier bunlar da çok başarılıydı. O yüzden zaten belli bir kredileri ve özgüvenleri vardı. Bunu da bu filmde gayet iyi kullanmışlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bir parantezde filmin müziklerini yapan Alan Silvestri'yi açmak istiyorum. Ya sen nasıl bir adamsın? Gerçekten o müzik, o Avengers'ın tema müziği harika bir şey ya. İnsanı böyle yerinden zıplatacak hale getiriyor. O yüzden filmin müziklerine de tam puan veriyorum ki her karakterin kendi temasını veyahut da kendi filminden gelen müziğini de ekstradan kullanmışlardı. Onlar da çok iyi kolajlanmıştı filme ama Alan Silvestri'nin yaptığı Avengers teması gerçekten hepsinden bir adım önde diye düşünüyorum. Kendisini de buradan yine bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi gelelim filmin hikayesine, konusunu incelemeye. Hikayeyi zaten biliyorsunuz. 2008'de başlayan Iron Man ilk filmiyle birlikte Marvel sinematik evreni bu noktaya geliyordu. Hep Thanos'un gelişini bir şekilde ilk Avengers filminden beri bekliyorduk. Sonunda da oldu. Baktım milletin yapacağı yok, ben kendim yaparım bu işi. Sizin toplayacağınız taşa diyerekten kendisi el atmaya karar verdi. El atarken de bir eldiven takmaya karar verdi diyelim. Bu şekilde hikayemiz gelişti. Thanos geldi. Thanos'un nasıl geldiğine bakalım. En son Thor Ragnarok'ta Thor'un ve diğer Asgardlıların gemisinin Thanos'un gemisiyle karşılaştığını görmüştük. Filmin açılış sahnesinde de bütün Asgardlıların, Loki ve Thor hariç diyelim, bütün Asgardlıların öldürüldüğünü görüyoruz. Bayağı bir katletmişler. Ha bir de Heimdall hayattaydı ama Heimdall tam bir Asgardlı değil, o yüzden net olarak işe koymuyorum işin içine. Thanos'un Loki'yi tehdit ettiğini, eğer Tesseract'ı vermezse Thor'u öldürmekle tehdit ettiğini görüyoruz. Loki orada çok güzel yine her zamanki kendi oyunlarını yapıyor ama yaparken çok önemli arada trikler var böyle. Evet arkadaşlar, Loki ölüyor. Bunu söylemekten mevzu bahis yok. Zaten tahmin ediyorduk fragmanlardan da Loki ölüyor. Yalnız Loki ölmeden önce son sözleri içerisinde Odin'in oğlu olduğunu kabul etmesi, bir Asgardlı olarak ölmesi güzel anlardı. Öyle söyleyeyim. Ve son dakika gene de Thanos aldı etmeye çalışması, orada Hulk'u devreye sokması direş ayan işlerdi ama ne yazık ki olmadı. Başaramadı. Loki öldü. Hulk gerçekten Thanos'la güzel bir dövüş yaptı ama 100 yılın dayağını yedi. Yani öyle bir dayak yok arkadaşlar. İnsan insan o dayağı atmaz ki, bunların insan olmadığını düşünürsek belki de normal ama Thanos resmen Hulk'ı aşağıladı. Öyle böyle dövmedi. Yani çok temiz dövdü. İnsanın bir sofada yesem şundan diyesi geliyor ama tabii ki çok şükür öyle bir dayak yemedik. Çok güzel dövdü Hulk'ı. Zaten son olarak da Heimdall Hulk'ı dünyaya yolladı. Elinde kalan son enerji, son güçle değil, hayatta kaldığını belli etmek pahasına. Bir habercinin gitmesi gerekiyordu ve Hulk'ın hayatta kalması belki de önemliydi. Çünkü en güçlü silahlardan biri. O yüzden onu yolladı. Ve akabinde de Heimdall da öldü. Asgardlıların sonu böyle oldu. Peki Hulk dünyada nereye geldi? Düştüğü ilk yer mistik sanatlar ustası Doctor Strange'in evi oldu. Burada Wong'u gördük, Doctor Strange'i gördük. Onları Thanos'un gelişi konusunda uyardı ve Doctor Strange bir portal açıp gidip Iron Man'i, yani Tony Stark'ı yardıma çağırdı. Daha sonra kendisini bu konuda bilgilendirdiler. Nasıl bir tehlikenin geldiği konusundaki, Tony zaten Avengers filminden beri, Avengers filminin sonundan beri böyle bir tehlikenin gelişini bekliyordu. Orada
uzaya çıkıp geldikten sonra bir Tesseract'ın açtığı portaldan geçtikten sonra zaten kabuslar görmeye başlamıştı. Akabinde Wanda zihniyle oynayınca ileride bütün ekibin öleceğini, kendisinin hayatta kalacağını görmüştü. O korkuyla zaten sürekli hareket ediyordu. Her kararını buna göre vermeye çalışıyordu ama işte o sonun geldiğini fark etti ve bunun üzerine hemen aksiyon almak istedi ki çok geçmeden Black Order dünyaya geldi. Black Order kim derseniz de Thanos'un çocukları, Thanos'un adamları diyebiliriz. İsimlerini bilmiyorum, çok net hakim değilim onlara ama iki tanesi böyle bir iri yarı bir arkadaşla büyücü bir arkadaşımız. Böyle Voldemort'a benzeyen bir tip ve iri yarı bir tip dünyaya gelip ortalığı dağıttılar. Onlara karşı koymaya çalışan Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Wong gibi kahramanlarımız elinden geleni yaptı. Bu arada Hulk bir türlü ortaya çıkmak istemedi. Doktor Banner ne kadar zorlasa da Hulk ortaya çıkmak istemedi ve söyleyeyim, film boyunca da ortaya çıkmadı. Ne yazık ki Hulk'ı göremedik arkadaşlar. Çok beklentimiz vardı. O kısa bir yediği dayak dışında ki o dayaktan sonra ortaya çıkmak istememesi belki de normal. Çünkü Hulk'ın birden fazla sebebi var sanırsam ortaya çıkmak istememesi. Bir, Doktor Banner'la uyuşmazdı. Son Thor Ragnarok filminde Banner inatla söylüyordu. Hulk bir kere daha gelirse belki ben tekrardan ortaya çıkamam. Tamamıyla kontrolü ele alabilir diyordu. Aralarında bir kişilik çatışması çok fazla had safhaya ulaşmıştı. Ayrıca daha önce Hulk dünyadan ayrılmadan önce insanların ondan korktuğunu, hatta sevmediğini görmüştü. Tony Stark onu uyutmadan önce son vuruşla. Bu da belki bir etken. Ve Thanos'tan yediği dayak. O dayağı yiyen Hulk içine çıkamaz arkadaş. Yani bunda ismi Hulk, Hulk içine çıkamıyor diyebiliriz. O dayağı yesem ben de çıkmam. O yüzden kendisine belki bir nebze hak veriyoruz. Ekibin ona çok ihtiyacı olduğu anlar oldu. Bir türlü ortaya çıkmaması ilginç oldu. Ben ha şurada çıkar, ha burada çıkar diye beklerken bir türlü ortaya çıkmadı. Burada bir parantezde Marvel'ın fragmanlarını açmak istiyorum. Yani fragmanlarda bize gösterdikleri çoğu şeyi görmüyoruz. Ya fragmanda eksik oluyor bir şeyler ya da fragmanda olan şey filmde olmuyor. Bu anlamadığım bir mevzu. Thor'un yeni çekişini kaldırışını görmedik. Wakanda'da bütün ekibin arkada Hulk dahil böyle bir haldır uldur koşturdukları bir sahne vardı fragmanın sonunda. O sahne yoktu zaten, Hulk hiçbir zaman ortaya çıkmadı. O yüzden yani bunu niye yapıyorlar bilmiyorum. Fragmandan bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz, oturup izliyoruz. Sonra her şey ters köşe oluyor. Güzel de oluyor bazen ama yine de yani biraz daha böyle bilgi verebilirler. Hani bu kadar da bizi ters köşe yapmalarına gerek yok. Yani bu ters köşe yapmak değil, bu aldatmak oluyor zaten. Öyle düşünüyorum. Black Order'ın ilk dünyaya gelme sebebi Doctor Strange'deki zaman taşını almak. Zaman taşını almak için de Doctor Strange'i esir alıyorlar. Çünkü Doktor bir çeşit büyü koruma mekanizması yapmış taşın üzerine ve ondan başka kimse taşa uzanamıyor. Bunu da çözmek için yanımızda götürelim, bir yolunu buluruz moduna takılıyorlar ama Iron Man ve Spider-Man bir şekilde peşinden gidiyor onu kurtarmak için. Asgardlara dönecek olursak, tüm Asgardlıları öldüren Thanos Thor'u da uzay boşluğunda fırlatıyor. Veyahut da onu da öldürdüğünü sanarak atıyor, bilmiyoruz, o kısmı tam olarak göstermiyorlar. Daha sonra Thor bir şekilde yardım çağrısı almış olan Guardian of Galaxy ekibinin gemisiyle karşılaşıyor. Onlar onu içeri alıyorlar. Daha sonra aralarında konuştuklarında işte dünyadaki tehlikeden vesaireden haberleri oluyor. Zaten Gamora'nın Thanos'la olan şahsi ilişkisi, Drax'ın ondan intikam alma isteği vesaire hepsi birleşince de Thanos'un peşine düşmeye karar veriyorlar. Ama Thor burada önemli bir şey söylüyor. Bana tanrıları öldürebilecek bir silah lazım diyor. Thor'un kendine olan güvensizliğini çözebilmiş değiliz. Yani bunu daha nasıl anlatsınlar bilmiyorum ama inatla bir çekici bir silah olsun istiyor. Belki de önemli bir şey, biz bilmiyoruz. Yani tanrı olmadık sonuçta. Ve yeni çekici için gitmesi gereken bir yer olduğunu, oradaki cücelerin sadece o çekici dövebileceğini söylüyor. Groot'la Rocket yardım etmek için beraber gidiyorlar. Şey çok ilginçti, yani Thor inatla bütün film boyunca Rocket Raccoon'a tavşan deyip durdu ve bir kere bile sinirlenmedi Rocket bu işe. Normalde bu tarz durumlara çok alınır, gücenir, sinirlenir, öyle bir tipi vardır. Ama Thor'la bir şekilde empati kurdu, ona yeni bir göz verdi elektronik de olsa. Artık çift gözlü görebiliyor tekrardan Thor, bu da güzel bir şey oldu. O göz bandı falan Odin'e yakışıyor, ona gitmemişti. Black Order ikisi New York'a gidip Doctor Strange'den zaman taşını almaya çalışırken diğer iki kişi de zihin taşı için Vision'ı bulmaya gitmişti. Vision'ı sıkıştırdıklarında ise Wanda ile yalnızdı ikisi. Beraber karşı koymaya çalıştılar da Black Order güçlü bir ekip. O yüzden oradaki kişi onları bayağı bir zorladı ama burada bu filmde iki tane var. Biri Thor, biri Kaptan Amerika'dan olmak üzere. Şimdi Kaptan 2'yi anlatacağım. Sinema tarihinin en karizmatik girişlerinden birini yaptı Kaptan ve günü kurtaran olarak ortaya çıktı. Kaptan Amerika, Black Widow ve Falcon bir anda ortama dalıp Vision'la Wanda'yı kurtardılar. Gerçekten görülmeye değer bir sahneydi aksiyon yönünden. O yüzden bu sahne için ayrı bir parantez açmak lazım. Belki de defalarca izlenebilecek bir sahne diye düşünüyorum. Burada Vision'ın kurtarışını gördük. Daha sonra Vision
taşı yok ederlerse eğer bu tehlikenin ortadan kalkacağını söylüyordu inatla. Ama taşı sağlıklı bir şekilde çıkarmanın bir yolu olabilir mi deyip Vision'ı Wakanda'ya götürmeye karar verdi kaptan. Bu kısmı gördük. Wakanda böylece olaya tekrardan dahil olmuş oldu. Black Panther vesaire olaya dahil olmuş oldu. Tabi oraya gitmeleri sırasında da tekrar eski ekiple bağlantıya geçti kaptan. War Machine'e ulaştı. Roddy bir yerde günah çıkardı orada. Devletle daha önce işbirliği yaparak yanlış yaptığını göstermiş oldu hareketleri ve tavırlarıyla. Ve tekrardan kaptan ve tayfasının yanında yer almaya, suçlu olma pahasına yanında yer alma cesaretini gösterdi. Bu hareketlerim sonucunda hapis olacaktır dedi ama tabii seni hapse atacak birileri kalırsa yani War Machine'cim o kolay değil artık. Tabii bu arada Thanos boş durmadı. Guardians of Galaxy ekibinin Thor, Groot ve Rocket'dan ayrılan kısmı, geri kalan Drax, Star-Lord, Gamora bunlar gidip Thanos'u durdurmaya karar verdiler. Çünkü taşlardan biri bildiğiniz gibi karakterin elindeydi. Karaktere ulaşırlarsa, taşı onlar önce ele geçirirse veyahut da yok edebilirse işi durdurabileceklerini biliyorlardı. Güç taşıydı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gittiler. Thanos'u, Collector'ı eziyet ederken gördüler ama bunlar hepsi gerçeklik taşı elinde olduğu için aslında birer illüzyondan ibaretti. Gamora onun öncesinde çok önemli bir şey söyledi Star-Lord'a. Eğer beni ele geçirecek olursa Thanos lütfen beni öldür dedi. Bunun da sebebi Gamora'nın zaten ruh taşının yerini biliyor olmasıymış. Bu bilgiyi asla vermek istemediği için. Bu bilgiyi kimseyle paylaşmamış. Bir kişi hariç diyelim. Da Gamora'yı öldürmeye çok yaklaştı Star-Lord aslında. Yani o tetiği çekme noktasına geldi ama işte gerçeklik taşı. Elindeki güzelim silahı baloncuklara çevirince neşeli bir an ortaya çıkıyor ama o kadar da eğlenemiyorsunuz. Thanos Gamora'yı aldı gitti. Diğerleri öyle arkasından baka kaldı. Öyle baka kalırsınız zaten ancak sağlam bir planla gitmezseniz. Ki inatla Star-Lord sağdan gidin dedi. Yerde herkesin soldan saldırması da evet ekibin liderinin olmadığının göstergesi. Ruh taşını almak için yani Thanos gerçekten İlginç bir anda o ruh taşıyanı öyle söyleyeyim. Gamora'yı tehdit etti. Tehdit etmekten çok acı çektirdi aslında. Çünkü Nebula'ya işkence yaparak Gamora'ya zihinsel bir acı yaptı ve ruh taşının yerini söylemesini sağladı. Gamora her ne kadar Nebula'yla kavgalı da olsa yeri geldiğinde kız kardeşler işte bunlar. Küserler, barışırlar ama yine birbirlerine sahip çıkarlar modunda. Nebula'nın acıları çekmesine izin vermedi ve ruh taşına götürdü Thanos'u. Şimdi adını hatırlamadığım bir mekanda. İlginçtir ki taşın bekçisi, o mekanın bekçisi de Red Skull çıktı. Daha önce taşlarla ilişkide bulunmuş, onu elinde tutmuş birine bazen taş bu şekilde bir ceza verebiliyormuş. Onu öğrendik. Taşlar birbiriyle bağlantılı çünkü. Onu biliyoruz zaten. Red Skull orada taşın bekçisiydi ve Thanos'a taşı almak için ne yapması gerektiğini söyledi ki. Ve bu ilginç bir anda çok sevdiği birini feda etmesi gerekiyordu. Ruha karşılık ruh istiyordu aslında. Ruh taşına karşılık ruh vermek gerekiyordu. Thanos da bunu yaptı. Ciğeri yandı gördük. Ama Gamora'yı aşağıya itti ve ruh taşını elde etti. Gamora da böylece ölmüş oldu. Ona da buradan sevenlerine Guardians of Galaxy ekibine başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun. Thanos böylece bir taşı daha elde etti. Giderek daha da güçlendi. Taşı alan Thanos evine döndü. Çünkü beklentisi kendi adamlarının diğer taşları toplayıp ona getireceği yöndeydi. Ama evinde bir sürprizle karşılaştı. Iron Man, Doctor Strange, daha önceden oraya gelmiş, dayak yemiş olan Guardians of Galaxy ekibi, en azından kalanları, Spider-Man vesaire hepsi evinde onu bekliyordu sürpriz yapmak için. Doktorun o Thanos gelmeden önce önemli bir tespiti vardı. Olası bütün gelecek zamanlara gittim. Zibilyon tane işte sayısını hatırlamadım büyük bir rakamdan bahsediyordu. Yalnızca birinde kazanabiliyoruz diyordu. Birinde bir zafer kazanıyoruz diyordu. Ama nasıl bir zafer olduğundan hiç bahsetmiyordu. Orada önemli bir an var. Gerçekten Thanos'u durdurmaya çok yaklaştılar. İşte Mantis tepesine bindi, zihnini sakinleştiriyordu. Iron Man, Örümcek Adam vesaire eldiveni çıkarmaya çalışıyordu. Doctor ve diğerleri işte Drax vesaire onu yere ziplemeye çalışıyorlardı falan filan. O hengamenin arasında Gamora'yı öldürdüğünden bahsedince Star-Lord kendini kaybetti. Ah be Peter diyoruz. Orada yani 3 saniye daha beklemedim. Bırak eldiveni çıkarsın da sonra ağzını burnunu dağıt yani. Biz de geliriz sorun diye kahvelerden toplarız ama 3 saniye daha beklesen eldiveni almışlardı. O kafasına gözüne vurunca Mantis'in kontrolü gitti. Thanos kendine geldi. Bunların ağzına yapıştırdı diyelim. Buradaki en ilginç olay aslında şuydu. Oraya gittikleri ana kadar Doctor Strange inatla Iron Man ve Örümcek Adam'a, Spider-Man'e şunu söyledi. İkiniz de ölecek olsanız bu zaman taşını asla ama asla Thanos'a teslim etmem. Bunu bilin dedi. Bu taş herkesten, her şeyden daha önemli. Onu korumaya yemin ettim dedi. Ama Iron Man ölmek üzereyken, yani Thanos artık Iron Man'i öldürmek üzereyken
Eğer canını bağışlarsa Iron Man'in, Thanos'a zaman taşını verme sözünü verdi ve gerçekten de verdi. Canını bağışladığı için. Buradaki teori bana ait değil, onu söyleyeyim. Gene YouTube'da bir oyun kanalı olan arkadaşım Burak Koç, eğer kanalına bakarsanız ki aşağıda linkini vereceğim. Filmden çıktığımızda bana dedi ki, Doctor'ın belki de gördüğü yegane zaferde Iron Man'in çok büyük bir rolü var. Zaman taşının verilmesinden veyahut da verilmemesinden daha önemli bir rolü var. Onun hayatını kurtarmak belki de her şeyden önemliydi onun için. O yüzden taşı verdi ve Iron Man'in hayatta kalmasını sağladı. Dedi ki çok mantıklı geliyor. Yani bir de şöyle düşünürsek 2008'de bu Marvel sinematik evreni Iron Man'de başladı. Onsuz bitemez. Yani çok büyük bir rolü vardır diye düşünüyoruz yine. Ki Thanos'un onu bilmesi, Stark seni biliyorum demesi, bilgiyle lanetlenmiş tek kişi sen değilsin demesi, babasının geçmişi vesaire bilmem neleri düşündükçe Stark'ın daha büyük bir rolü olabileceği ihtimali, evet, daha fazla canlanıyor kafamızda. Burak'a da bu teoriyi ben de paylaştığı için teşekkür ederim. Kanalımda da 10 numara kullandım. Evet, sağ ol kardeşim. Gelelim Wakanda Savaşı'na. Thanos'un Black Order'dan sağ kalan iki askeri ve elindeki o hayvani pislik canavar birlikleri Wakanda'ya gelip Vision'ı ve Vision'landaki taşı almak istiyorlar tabii ki, ama Wakanda'daki kardeşlerimiz buna izin verecek değiller. Ellerindeki tüm orduyu, birlikleri, her şeyi seferber edip Vision'ın önünde bir hat kuruyorlar. Ama tabii bu hattı bir şekilde yarıyor Black Order ve elindeki askeri birlik diyelim. Yine de izin vermeseler de aslında orada küçük bir plan çeviriyorlar. Amaçları Wanda'yı Vision'dan uzaklaştırmak. Çünkü bu arada Shuri, Black Panther'ın kardeşi biliyorsunuz, Vision'dan taşı Vision'a zarar vermeden sökmenin bir yolunu buluyor ve onu sökmek istiyor ama ne yazık ki o yeterli vakti kazanamıyor. Wanda savaş alanına indiği an orası savunmasız kalıyor ve Shuri... Evet, Shuri de ölüyor. Yani evet, onu da kaybettik ne yazık ki. Kendisini çok severdik, çok sempatik bulmuştuk. Vision oradan güç bela kaçıyor ama en son Wanda'nın yanına gelip beni öldür, bundan başka çaremiz yok diyor. Ve Wanda Vision'ı öldürmek zorunda kalıyor. Yani Wanda Vision'ı seviyor, Vision Wanda'yı seviyor. İşte o aradaki aşk üçgeni. Ben çok anlamam bunlardan. Neyse. Önemli olan orada o duyguselini bir şekilde yaşatmayı başarıyorlar. Ama Wakanda Savaşı'nda işte daha önce bahsetmek istediğim sinema tarihinin en karizmatik girişlerinden biri olan Thor'un geldiği an var arkadaşlar. Yani o çekici elinde, yeni çekicim var lan benim deyip böyle bir meydana dalışı var. Bana biri Thanos'u getirsin şeklinde. Gerçekten mükemmeldi. Yani böyle sinemada koltuğumdan fırlayıp işte bu falan oldum ama belki de yeterli değil. Ne diyeyim yani, Thor elinden geleni yaptı. Wanda'nın Vision'ı öldürdüğünden bahsettik. Ama tabii bu da bir işe yaramadı. Thanos çünkü kendi gezegeninde, kendi evinde önüne geleni dağıttıktan sonra dünyaya gelip dur bu taşı da kendim alayım, sizin alacağınız yok deyip geldiğinde taşın Wanda tarafından yok edilmiş olduğunu gördü. Ki o Vision'a kadar ilerlediği süre, Vision'ın cesedine doğru diyeyim daha doğrusu, ilerlediği süreçte tek tek bütün ekibin onun önüne geçmeye çalıştı ama çaresiz kalışları. İlginç bir sahneydi ki orada o fragmandaki kaptanın Thanos'un eldivenini, elini tuttuğu sahneyi gördük. Hani o sahneyle ilgili beklentilerimiz yüksekti. Aslında orada şunu da gördük, yani bir şekilde kaptanın ona direnecek, o eldivene rağmen, oradaki o taşlara rağmen direnecek gücü vardı ama Thanos bunu fark ettiği için diğer eliyle alnının ortasına bir tane çakma gibi zekice plan yaptı. Öyle kaptanın da oradaki tüm havası yere serilerek gitmiş oldu. Olsun, yine de kendisi de gurur duyuyordu. Yani orada geçti önüne, dayanmaya çalıştı. Olsun, taş yok edildi diye sevinirken işte zaman taşı, ne güzel, öyle bir taşınız varsa az önce kırdığınız bardağı toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. O da öyle yaptı. Dur ben bir Vision'ı dirilteyim dedi, diriltti. Taşı alnından söktü. Vision öldü. Taşı taktı eldivenine. Daha süslü, güzel bir eldivene sahip oldu böylece. Yani böyle bütün taşları tamam falan. Yani bir bayana verseniz çok hoşuna gidebilir. Üzerinde tek taş değil, 6 taş var. Daha ne olsun. Evet, Thanos da bu şekilde eldivenini elde etti. Yenilmez bir hale geldi ama günü kurtarmak için bekleyen hala bir kişi vardı, Thor. Çünkü inatla o çekişten bahsediyordu. O çekici alırsa tanrıları öldürebilecek bir çekice sahip olacağını söylüyordu. Çekici böyle anasının nikahından fırlattı. Thanos'un göğsüne sapladı. Kurşun yedim sol yanımdan ezgisiyle yere düşen Thanos ölmedi. Evet, ölmedi. Thor ne kadar böyle çekici abansa da üzerine, yanlış yaptın. Onu dedi, anımın ortasına çatacaktın ki öleydim dedi. Bak dedi ve evet, parmağını şıklatmasıyla beklediğimiz an geldi. Ortalıktan random bir şekilde böyle gelişi güzel insanlar ölmeye başladı. Ve bunların içerisinde çok sevdiğimiz karakterler. Groot gitti. Star-Lord gitti. Drax gitti. Mantis gitti. Guardians of Galaxy, Seal, Rocket dışında kimse kalmadı. Bir tek Rocket Raccoon. Öyle bakındı kaldı ortalığa. Ailem dediği tek şeyi kaybetti.
Black Panther gitti. Spider-Man gitti. Doctor Strange gitti. Bunların bir bir böyle toza dönüştüğünü gördük arkadaşlar. Burada Thanos'a bir parantez açmak istiyorum. Thanos'un aslında baktığınız zaman yüce bir hedefi var düşündüğünüzde. Popülasyon sıkıntısından bahsediyor sürekli. Bu sadece dünya değil, bütün gezegenler için geçerli. Tüm evren için geçerli bir şey diye bahsediyor. Kaldırabileceğinin iki katı popülasyona sahip olduğunu söylüyor evrenin. Ve bunun yarısı katledilirse, yok edilirse evrenin bir dengeye geleceğinden bahsediyor. Bunu yaparken de adil olmasını istiyor aslına bakarsanız. Yani zengin, fakir, yakışıklı, çirkin, güzel vesaire gibisinden ayırt edilmeksizin. Sadece bir parmak şıklatılmasıyla rastgele bir ölüm dağıtılmasını istiyor. Aslında bu konuda hak vermiyor değilim kendisine. Yani evrenin %50'sini yok etmek istiyor. Yani sizin de içinizden gelmiyor mu bazen bu ülkenin veyahut da dünyanın %50'si ölse hiç fena olmaz dediğiniz anlar? Benim çok oluyor çünkü. Neyse. O konu başka bir konu. Girmiyorum oraya. O yüzden kendisine bazı konularda hak veriyorum. Ama işte arada yani çok sevdiğiniz karakterler ölünce insan üzülüyor. Yalan yok. Filmden çıktığımda tokat yemiş gibiydim. Kendime gelemedim bir süre. Çünkü çok fazla kayıp oldu. Kalanların o bakışları, çaresizlikleri vesaire hepsini hissettim. Thanos parmağını şıklatıp bütün işte evrenin %50'sini katlettikten sonra diyelim. Kendi yüce amaçları uğruna. Belki de hepimizin hayrına yaptığı bu işten sonra inzivaya çekildiği bir yer var. Böyle dağlarda işte ay manzaralı güzel yeşilliklere bakan 10 numara bir mekana çekiliyor. O mekan bana bir yeri hatırlattı. Bilmiyorum bir önemi var mıdır veya da bir bağlantısı var mıdır, sadece tesadüf mü, ama X-Men Origins Wolverine filminde Wolverine'in Kanada dağlarında kaldığı bir yer vardı. Silver Fox'ta kalıyordu yanlış hatırlamıyorsam. O mekanı aşırı derecede hatırlattı bana böyle. Yani bilerek mi yaptılar, bir paralellik mi vermek istediler yoksa sadece bir tesadüf mü emin değilim ama ben bir an görünce böyle o filmin o anına gittim geldim diyebilirim. Benim after credits sahnesine, evet, filmin sonuna kadar bekleyip yazılardan sonra çıkan sahneyi izlemek her Marvel filminde veyahut da artık bu tarz çizgi roman uyarlamalarında normal bir aksiyon haline geldi. Ki güzel bir şey, benim hoşuma gidiyor. Burada da gene Thanos'un parmağını şaklattıktan sonra insanların bir bir toza böyle küle vesaireye dönüşmesini izledik. Bunların arasında, dönüşenlerin arasında Nick Fury ile Maria Hill de vardı. Yalnız Fury toza dönüşmeden önce son bir çağrı gönderdi artık. Çağrı cihazı gibi bilmediğimiz değişik bir cihazla bir çağrı gönderdi. Bir mesaj gönderdi diyelim. O cihaz yere düştüğünde ve kamera ona doğru böyle eğildiğinde gördüğümüz şey ise Captain Marvel'ın amblemi oldu. Captain Marvel'ın gelecek filmlerde nasıl bir rolü olacak net bir bilgimiz yok henüz. Yani en güçlü Avenger olacak diye bir beklenti var. Evet, güçlerini vesaireyi düşündüğünüz zaman olabilitesi çok yüksek ama olur olmaz. Onu zaman gösterecek bize. İlk Captain Marvel filminde bazı soruların belki cevaplarını alacağız ama benim en büyük beklentim sıradaki Ant-Man ve Wasp filmi. Çünkü bu filmde Ant-Man'i görmedik. Hawkeye'yi görmedik. Sadece isimleri geçti. Ev hapsinde oldukları belirtildi. İkisi de aileye sahip karakterler olduğu için ailelerini tehlikeden uzak tutmak adına onlarla birlikte kalma talebinde bulunmuş olabilirler. Ki son Civil War'da zaten suçlu konumuna düşmüşler düşündüğünüzde. Ev hapsinde oldukları söylendi. Ama yani şimdi şöyle düşünüyorum. Avengers 4'ün set fotoğrafları düştü internete. Bunlara hepiniz bakmışsınızdır. Sanki ilk New York Savaşı, ilk Avengers filminden bir sahne. Çünkü kıyafetler, kostümler, her şey o zamanınkini gösteriyor. Artı yanlarında Ant-Man var. Ve hepsinin sağ veyahut da sol eli tam hatırlamıyorum. Üzerinde S.H.I.E.L.D.'ın amblemini taşıyan değişik bir takı, aksesuar tarzı bir şey var. Ne olduğunu bilmediğimiz. Hep bir o yüzden zamanda yolculuk, time travel beklentimiz vardı ama Doctor Strange taşı Thanos'a verince böyle bir beklenti kalmadı. Yani nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden Ant-Man ve Wasp filminin içinde veyahut da sonundaki after credits sahnesinde belli cevaplar alacağımızı düşünüyorum. O filme kadar çok fazla teori üretmeye devam edebiliriz. Onun dışında da şu anda yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Bu üzüntüyle bir süre daha yaşayacağız. Umarım bu karakterleri zaten Avengers 4'te bir kere daha göreceğiz ama beklentim Marvel'ın Kevin Feige'nin daha önce dediği gibi bu Avengers 4 artık bu kitabın kapanışı olacak demişti. Marvel'ın ilk 10 senelik planının bitişi olacak demişti. Beklentim bir sonraki 10 sene içerisinde yine Chris Evans'ı, Robert Downey Jr.'ı, Chadwick Boseman'ı, aklınıza gelebilecek şu anki ana karakterlerin tamamını, Scarlett Johansson vesaire bilmem ne. Hepsini görmeye devam etmek istiyorum ben arkadaş. Yani niye görmeyelim?
bu karakterlerin yanına hazır Fox'la anlaşma tamamlanmak üzereyken, yani umarım bir sorun çıkmaz da Fox'un bu eğlence kısmı Disney'e dahil olduğu zaman X-Men'leri, Fantastic Four'u vesaireyi bilmem neyi görebilecekken yan yana, lütfen şimdi zamanı değil yani bu karakterleri alıp böyle artık biz bunları kullandık hop atıyoruz, bakın elimizde Kaptan Marvel var, X-Men'ler de geldi zaten şeklinde takılmaya gerek yok. Bunlar var, bunları da katın işin içine, hep birlikte yani kardeş kardeş oynasınlar. Bu o kadar parayı boşuna baymış olmayın. Allah Allah. Evet, benim film hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sizin farklı teorileriniz varsa duymak isterim. Bunlar üzerine de konuşmak isterim. Ama bunun için yorumlarda bir şeyler yazmanız lazım. Lütfen yorumlara sizin fikirlerinizi yazın. Filmden beklentileriniz neydi? Karşıladı mı, karşılamadı mı? Bunlar önemli. Zaten film IMDb Top 10 listesinden giriş yaptı. Şu an 10. sırada. Umarım puanları düşmez. Çünkü çizgi roman tarihinin belki en iyi filmlerinden birini izledik. Bu kadar geniş bir konu, bu kadar fazla karakterin bir arada olduğu bir film. Umarım daha fazla çekilir. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarıma da bakın. Daha önce Black Panther'ın incelemesini yapmıştım. Birkaç tane yaptığımız cosplay çalışması var ki yenisi yolda. Onu da yakında videosunu yükleyeceğim umarım. Kanalıma abone de olun. Orada bir çan var böyle. Ona tıklayın. Ben yeni video yükledikçe böyle ayda yılda bir bildirimler alırsınız. Budur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.